dünyanın en mucizevi besini olan balığın doğallığını ve saflığını koruyarak onu kaliteli yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline getirmeyi amaçlayıp balığın değerini hak ettiği en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlayan Balparmak, altıncısı düzenlenen Uluslararası Arıcılık ve Çam Balığı Kongresi'nin altın sponsoru oldu. Kongrede Balparmak Akademisi eğitim aracı ve standlarındaki birçok ürün dikkat çekti. Biz de hem gerçek balı hem de sosyal sorumluluk ve eğitimle alakalı birçok bilgi aldık. Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ve Balder Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İsfendiyar Üzümcü ile bilimle süzülen balı konuştu. Değerli arıcılar, Muğla'da 6.sı düzenlenmekte olan Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'ndeyiz. Kongremizin altın sponsoru olan Balparmak firmasından Özen Bey'le birlikteyiz. Balparmak firması arıcılık sektörü içerisinde oldukça seçkin bir yere sahip olup Türkiye ballarının yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması noktasında çeşitli çalışmalar ve başarılara imza atmış, ballarımızın market raflarına yer alması için pek çok inovasyona, gelişmeye önderlik yapmış kurumlar içerisindedir. Şimdi Özen Bey'le bu konuda bir takım değerlendirmelerde bulunacağız. Merhaba Özen Bey. Merhabalar. Bize kendinizi ve firmanızın çalışmalarını tanıtabilir misiniz? Özen Altıparmak, ben ODTÜ İşletme Bölümünü 1978 yılında bitirdikten sonra doğrudan iş için İstanbul'a geldim. Aslında tabii sermaye gerekir bir iş yapmak için ama maalesef bir sermayemiz yoktu. Ama herhangi bir iş önemliydi. İlk yaptığım iş bir döküm fabrikasında çalışmaktı. Daha sonra arıcılık ve balcılık konusuna beni bir şekilde babamın arkadaşı tesadüfen buraya yönlendirmiş oldu. Çünkü kendisi de köy enstitülerinden gelmiş ve orada arıcılık bölümünü bitirmiş bir amcamızdı. Babamın da samimi okul arkadaşıydı. Onun yönlendirmesiyle bu arıcılığa bulaştık. İyi ki de bulaşmışız aslında, güzel oldu. Çünkü arıcılık mesleği gördüğünüz kadar hep emek yoğun. Aynı zamanda çok da kutsal. Bu arıların çoğalması bizim açımızdan, tüm tüketiciler açısından, hayat açısından çok önemli. Ben arıcıları bu arıların çok muhafaza eden, onları eğiten, onları çok çalıştıran, yönlendiren çok kutsal kişiler olarak görüyorum. Arıların efendisi diyoruz. Aynen, çok güzel. Arıların efendisi olarak görüyorum. Arıcılık mesleğine baktığım zaman bu kadar emek verilerek onun sonucu olarak çıkan balın doğru değerlendirmesinden kaynaklanarak ben bu bal işine girmeye karar verdim. 1980 yılında ilk şirketimizi kurduk. 1993 yılında da artık Türkiye'nin lider markası konumuna geldiğimizi hissettik ve o günden beridir de büyük bir aşkla ve çabayla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Evet, ilk başladığımızda bütün bir yıl boyunca sadece 60 ton ambalajı hep satabilmiştik. Şu anda tabii 7500 tonlara ulaştık. Bu aşağı yukarı başladığımızdan bu yana 100-125 kat daha fazla bir tonaja sahip olmuşuz. Bunun bu kadar tonajın ve Türkiye'de lider firma olmanın aslında bütün altında yatan tüketicilerin bize göstermiş oldukları güven aslında. Biz onların güvenini sarsmamak için elimizden gelen her türlü yatırımı yapmak arzusunda olduk hep ve yaptık da. Bu tüketicilerin güveni, sağlıklı bala ulaşabilmesi ihtiyacı bizim için çok önemliydi. Çünkü bal dünyada tahlil edilmesi en zor ama taklit edilmesi en kolay, belki de tek gıda ürünü. Yani böyle bir düşünürseniz o kadar rant üzerinde olduğu için birçok bu yollarda fırsatlar var birçok kişiler için. Biz işte bunu tüketicilerimize sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi, sağlıklı bala ulaşabilmesi için büyük yatırımlar yaptık. Belki gelmişsinizdir. Evet. Bizim şu anda firmamızda dünyadaki bal paketleyici firmalar arasında en gelişmiş laboratuvara sahibiz. Peki biraz da ürün çeşitliliğinizden bahsedebilir misiniz? Yani bal parmak denince insanların aklına bal geliyor. Başka neler var veya balın ne tür çeşitleri var piyasaya sunmuş olun? Bir de o çeşitlilikten bilgi alabilir miyiz? Şimdi masada görüyorsunuz, iki tür ambalaj görüyorsunuz. Bu bizim zaten piyasaya ilk çıkardığımız bir ürün.
izopun ya da çıt kapak dedikleri. Halkımız buna çok alıştı. Çok çabuk hemen kullanabiliyorlar bu şekilde dökerek. Bunda diğer bütün ballarımızı kullanıyoruz. Hem çam balı için hem şey. Bizim diğer firmalardan ayıran önemli bir özelliğimiz var. Bu garanti ve hijyeni sağlamak, kontrol etmek açısından. Bakınız şurada bir garanti bantının dışında RFD diye bir etiketimiz var. Kare kod. Evet. Bu ilaçlarda olur biliyorsunuz, evet, ama gıdada ilk kez dünyada biz kullanıyoruz bunu. Yani bunu siz akıllı telefonla okuttuğunuz zaman bunun içerisinde hangi yöreden, hangi çiçeklerden gelmiş görebilirsiniz. Ben diliyorum bir bal dediğimiz zaman ne kadar derin, ne kadar hassas cihazlarla bakılmak zorunda kalındığını, insanların gerçek ve sağlıklı balı anlamasının mümkün olmadığını çok iyi anlatmamız gerekiyor bence. Çünkü bazen görüyoruz bütün tüketiciler yollardan ya da arıcılardan ya da petek bal olarak gördüklerinde bunun daha doğal olduğunu zannediyorlar maalesef. İşte bu yanılgıdan dolayı çoğumuz bu yanılgıya düşüyoruz ve emin olmadığımız yerlerden maalesef bal alıyoruz. Şunu herkesin bilmesinde çok yarar olduğunu düşünüyorum. Gerçek ve sağlıklı balı aynı anda bulmak için çok geçmiş laboratuvara ihtiyacımız var. Bu olmadan dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insan türü balın gerçek ve sağlıklı olduğunu anlayamaz. Bir defa bunu bildikten sonra demek ki güvenilir markalara yönelmek zorunda. Ben genel olarak konuşuyorum. Tabii biz bunu yapıyoruz ama diğer meslektaşlarımız da bunlar için çok çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Ancak da bu bir yatırım ve donanım meselesi biliyorsunuz. O yüzden markalı ve kapalı, yani ambalajlı bala yönelsinler. Açıkta bal almalarının riskini taşımak doğru olmadığını düşünüyorum. Peki firma olarak Ar-Ge çalışmalarınız var sizin. Şu anda orada ne tür faaliyetler yürüttünüz veya yürütüyorsunuz? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Evet, Ar-Ge'miz aslında Türkiye'nin gıda sektöründe 8. Ar-Ge merkezimiz. 2016 yılında Ar-Ge merkezi olduk. Ve burada yapılan çalışmalarda çok inovatif ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi yeni bir ürünümüz çıktı. Ballı mix. Bu sadece bal ve fındık karışımı. Yabancı herhangi bir, hiçbir katkı maddesi olmayan bir ürün. Onun yanında e-snap dediğimiz böyle katla balla şeklinde katlayıp kırıp yiyebildiğiniz 7 gramlık ambalajlarda küçük ballarımız var. Hiçbir şekilde patlaması falan olmadan yanında taşıyabilir, kırıp yiyebilir ya da herhangi bir içeceğine katabilir. Onun yanında da apiterapi dediğimiz bir bilim dalı var aslında, tamamlayıcı tıp. Apiterapi, api arı demek, Latinceden gelme bir kelime. Terapide arı ürünleri ile tedavi anlamına gelen. Dolayısıyla biz burada arı sütü, polen ve propolisin de içinde olduğu bu arının diğer ürünlerini de tüm tüketicilerin sağlığı için ve de pratik kullanımı yapabilmesi için yanında taşıyabileceği küçük ambalajlar yaptık. Apiterapi biliyorsunuz arı ürünleriyle sağlıklı yaşama bir alternatif tıp diyelim. Bazı ülkelerde tıp insanları bunları kullanıyor bir program çerçevesinde. Onun için biz de burada bunun önderi olacak şekilde çalışmalar yaptık. Yayınlarımız o şekilde. Aynı zamanda işte bu tür ürünlerimiz var. Bunlar propolis, zencefil, tarçın, karanfil, karabiber, yani soğuk algınlığı gripte kullanabildiğiniz ve cebinizde taşıyabileceğiniz ürünler bunlar. Bir haftalık şeklinde. Ya da hafıza ile ilgili olabilir. Gün içerisinde insanlar yoğunluktan unutabildiği şeyler çıkabilir. Orada kullanabildiğiniz ürünlerimiz var. Ya da güne yorgun başlayabilirsiniz. Onu karşılayacak olan ürünlerimiz var. Hepsi apiterapi ürünleri, öyle söyleyeyim. Sektöre ürün çeşitliliği ve inovasyon anlamında kattıklarınız artık ortada. Ancak siz burada durmuyorsunuz. Bir de
eğitim çalışmalarına katkı sağlıyorsunuz. Geçmiş evet. yıllarda yaptığınız çalışmalardan sonra şimdi yeni bir uygulamaya başladınız. Evet. Arıcılık Akademisi olarak. Evet. Bize bu konuda da şöyle ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Evet. Bu Arıcılık Akademisi'ne kimler gelebilir? Nasıl eğitim verilecek? Neler olacak? Evet. Çok güzel değindiniz. Biz gerçekten arılara da sahip çıkmak istiyoruz. Çünkü bizim arıların biliyorsunuz ne kadar değerli varlıklar olduğunu. Çünkü arılar bitkisel tozlaşmanın %75'ini hemen hemen yapan varlıklar. Dolayısıyla biz bunlara sadece biz değil, biz sadece bilinçlendiriyoruz ama tüm halkımızın, tüm tüketicilerimizin aslında vazifesi. Çünkü arılar olmasa hayat olmaz biliyorsunuz. Ve tozlaşma olmadığı zaman da biz gıda maddelerini kolay kolay bulamayız ya da çok az buluruz. Çünkü %75'ini tozlaşmasını arılar yapıyorsa bizim onu korumamız, çoğaltmamız evet. ve arıcıları da şey yapmamız, yetiştirmemiz gerekiyor. Şu anda baktığımda üzülerek söylüyorum, arıcı nüfusu yani arıcılarımız, arıların efendisi olan kişiler artık yaşlandılar. Geriden daha genç arıcıların gelmesi ve bu arıcılığın devam etmesinden kaynaklanan bir düşünceyle biz dedik ki hem bacasız sanayidir biliyorsun arıcılık yani evet. yılda 3 ay 4 ay çalışıyorsunuz. Bir yılda kovana yapmış olduğunuz tüm masrafı çıkarabiliyorsunuz. Bazen çıkmıyor bile ama evet. en azından çoğunluğu çıkabiliyor. Dolayısıyla bu herkesin yaz döneminde, tatil döneminde özellikle köydeki öğretmenlerin de önderliğinde arıcılarda yetişebilir. Biz de sürdürülebilir sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde düşündük ki biz arılara korumalıyız, sahip olmalıyız ve yetiştirmeliyiz. Arkadan genç arıcıların gelmesi hem bizim için hem bütün toplum için gerekli. O yüzden Balparmak Arıcılık Akademisi'ni kurduk. Burada çok önemli bir konu da bildiğiniz gibi EBRD yani Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte çalışıyoruz. Onların bize bu konuda destek vermesi, çünkü biliyorsunuz onların tarımsal sanayide ve ekolojik dengeyi korumakta da bir misyonları var. Türkiye'de bizimle işbirliği yapmayı seçtiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine, minnettarız. Onlar da bizim gibi arıları korumak için böyle el ele tutuştuk. Sonuçta onların da bu proje bir belli oranlarda katkı yapıyorlar, büyük bir oranda katkı yapıyorlar. Bizle beraber bu Arıcılık Akademisi'ni kurduk. Şimdi bu Arıcılık Akademisi şu burada gördüğünüz karavan da aslında bu Arıcılık Akademisi'nin eğitim aracı. Bu ne için var? Bizim amacımız nedir? Biz üç koldan arıcıları eğitmeye çalışıyoruz. Bunlardan birincisi uzaktan eğitim. Yani e-learning dediğimiz internet kanalıyla yapacağımız bir eğitim var. Bir de Ula'da bulunan diğer lokasyonumuz var bizim. Orada da Arıcılık Akademisi'nin dershanelerini kurduk. Evet. Orada da çok değerli hocalarımızla onlara salon eğitimleri vereceğiz, teorik eğitimler vereceğiz. Onun yanı sıra da bu gördüğünüz karavanla da köy köy dolaşıp arıcıların bizzat ayağına giderek onlara yerinde eğitim yapacağız. Her türlü malzeme içinde bulunacak. Yani bunun içerisinde bakın kovanlarımız da var. İçeride tüm arıcılık malzemeleri de var. Yani iyi arıcılık uygulamaları, teknik arıcılık konusunda onlara eğitim vereceğiz. Nerelerde yanlış yapıyorlar, nerelerde daha verimli olabilirler. Bunları aktararak daha verimli bir hale getirmek ve arıcılığa olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Yani bizim hem arıcılara borcumuz var, hem arılara borcumuz var. Bizim yayınlarımızdan bir tanesi arı ürünleriyle üreticiler için iyi hijyen uygulamaları rehberi ki bu Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nın şöyle ben göstereyim. Sağlıklı ve kaliteli bal üretiminin rehber, aynen öyle, kitabı, rehber kitabı bu. Tarım Bakanlığı'nın da Türkiye'nin AB'ye taahhüt ettiği 24 hijyen kılavuzun ilkidir bu. Evet. İlkini biz çıkardık.
Sayın Bakan da lansmanını bunu yaptı. Sene 2009. Evet. Yani 9 yıl geçmiş. Arıcılara ücretsiz olarak ulaştırıyorsunuz. Ücretsiz olarak bu tür böyle kongrelerde, fuarlarda dağıtıyoruz. Evet. Yine evet. Bir çalışmanızı daha o görüyoruz. Arıcımızın işte evet. Arıcılar maskelerini giyince şurada bir cepleri vardır, kanguru. Evet. Onun içerisinde olsun da hemen baksınlar kısa yoldan diye hocalarımızla yaptığımız, geliştirdiğimiz bir yayınımız bu. Başka yayınlarımız da var tabii ama herhalde bugün arkadaşlar burada ileride biraz. Evet. Dolayısıyla biz aynı zamanda bu da bir sosyal sorumluluk, bu da bir KSS. Onun için yani sektörde sadece ticari bir firma değil ama sektör paydaşı olarak da sorumlu olarak bunları da yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizi bal parmak yapan 3 tane saç ayağı var. Öncelikle arılar. Çünkü fabrika dediğimiz şey aslında biz değiliz. Biz sadece paketleyip seçiyoruz. Gerçek ve sağlıklı balığı seçiyoruz ve tüketiciye sunuyoruz. Bizim görevimiz bu ama gerçek fabrika arı kovanları ve işçiler arılar. Yani arılar bizim işçilerimiz, kovan bizim fabrikamız. Biz onlara bakan efendisi arılar, arıcılar. Biz de onları toplayıp kaliteli olanları seçip güvenle Türk Türkiye'sine sunmak da bizim misyonumuz. Peki bu güzel çalışmayı yürütüyorsunuz ama şöyle bir ayrıntı var şimdi. Bizi dinleyenler muhakkak soracak. Bu eğitime kimler katılabilir? Veya bu eğitimler ne kadar süreyle verilecek? Bu tip ayrıntılar bize verebilir misiniz? Bu eğitimler başarılı olduğu sürece sürekli verilecek bir defa. Yani bu kesintili bir eğitim olmayacak. Sanıyorum Avrupa İmar Kalkınma Bankası da bu yönde görüşü var. Çünkü onların kısa dönemli değil, onların şeyleri hep uzun dönemlidir. Burada kimler katılacak derken zaten amacımız en fazla yani 45 yaşına kadar olan daha genç insanların bu o şeye katılmasını sağlamak aslında amacımız. Bir de kadınların bu eğitimlere katılması çok önemli. Yani gençlere ve kadınlara yönelik bir eğitim planlıyorsunuz. Evet. Bu eğitimin amacı bildiğiniz gibi arkadan daha genç arıcıları yetiştirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. O yüzden zaten projemizin de ana hedefi 18-45 yaş arası genç ve özellikle kadın arıcıları yetiştirmek. Çünkü kadınları da ekonomiye katmak bildiğiniz gibi çok önemli. Bunun için 3 aşamalı bir eğitim programımız var. Bunlardan birisi bildiğiniz gibi uzaktan eğitim. Bunu internet kanalıyla yapabiliyoruz. Tıpkı açık öğretimde olduğu gibi. Evet. İkincisi biz bunu yerinde eğitim ya da köy köy dolaşarak bu gördüğünüz karavanla. Evet. Bakın arılarımız da var. Diğer arıcılık malzemeleri de var. Bunun içerisinde değerli hocalarımız vasıtasıyla eğitimleri bizzat yerinde veriyor olacağız. Bir de ULA merkezde dershanelerimiz var. Ayrıca orada arılıklarımız da var. Orada da o pratik eğitimleri ve aynı zamanda dershanede yine hocalarımız eşliğinde yerinde eğitim yapıyoruz. Bu eğitimin süresi aşağı yukarı 10 modülden oluşuyor esasında. Haftada 2 gün olmak üzere 1,5 ay kadar. Yani bu tabii çok net değil. 1,5 ay geçebilir de çünkü bu eğitimin kalitesinin verimliliği çok önemli. Ama bizim o hedeflediğimiz 1,5 ayda yani 6 haftada bu 10 modülle bu eğitimi, teorik eğitimi vermek. Bu arada tabii biz şu andaki mevcut tecrübeli arıcılarımızı unutmuyoruz. Onları da bu işe katmak istiyoruz. Çünkü hani okullarda olduğu gibi biz okullarda teorik eğitimler alıyoruz ama hep sahada, pratikte öğreniyoruz hayatı. Evet. Onlar da bu eğitimlerden sonra onlar da tek tek mevcut eski arıcılarımıza onların yanında pratik yapmak için, onların tecrübelerinden yararlanmak, öğrendiklerini orada uygulama şansı bulmaları için de onların yanına veriyor olacağız. Bizzat ayaklarına girerek bu araç vasıtasıyla eğitimlere ne katkı sağlanacak? Yani bizim dolaştığımız yerlerde eğer zamanı varsa arıcı olmamak mümkün olmayacak diyelim. Peki bir de şunu sorayım. Bu genel ifade olarak Muğla yöresinde uygulanacak sanırım yani. Başka bölgelerde düşünüyor musunuz? Bu projemiz evet Muğla yöresine ait olarak başlatıldı. Bu projeler tabii ki tüm Türkiye'ye yayılacak. Biz aşama aşama bu belki bir pilot çalışma ama tabii bizim kapsamak istediğimiz tüm Türkiye'deki tüm arıcılar. Ama bir yerden başlamak lazım.
bu Çambalı bölgesinde yapılan projedir. Burada bildiğiniz gibi hemen hemen tüm arıcıların 1/4, 1/5 bu bölgede bulunuyor. Yani 10.000, 15.000'e yakın burada arıcı var. Bunlar az değil. Tüm ülkemizde biz tabii uzanabildiğimiz kadar uzanacağız. Ama şu anda bu bölge için proje yapıldı. Daha sonra yine İBİAR'ın da önderliğinde bu projenin başarılı olması, eğitime gönüllü insanlar buluyor olabilmemiz çok önemli. Bunları bulduğumuz zaman da tabii inanıyoruz ki Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası da bunun için tüm Türkiye satında bu çalışmaların yürütülmesine bize yardımcı olacak. Ona inanıyoruz. Bu kongre esnasında da sunmaya çalıştığımız bir arıcı eğitim akademisi kuruluşumuzu burada duyurduk. Evet. Çok yakın zamanda da burada gençleri hedef alacak. Madem ki sürdürülebilirlik diyoruz, madem ki geleceğe kuşaklara iyi bir şeyler aktaralım diyoruz, gençleri yetiştirmemiz lazım. Bu sektörün en büyük kaybı yeni nesil yetişmiyor pek ya da ilgi duymuyor diyelim. Evet. İkincisi de kadınlarımızı burada hedefledik. Onun için hem kadınlarımıza hem gençlerimize ek faaliyette bulunabilecekleri belki arı sütü üretimi, polen üretimini, arıcılığın, balcılığın yanında bunları da eğitmeye çalışacağız. Sertifika programı çerçevesinde bunu yapacağız. Peki bu eğitimlere katılmak isteyen arıcılarımız başvurularını nasıl yapacaklar? Başvurularını internet kanalında da yapabilirler. Balparmak web sitesine girdiklerinde Balparmak Arıcılık Akademisi'ni bulacaklar. Orada bu eğitim için yapılmış olan kayıt formlarını görecekler. Onu doldurup gönderecekler. Buna ulaşamayanlar ise biz zaten köylere bizzat gideceğiz. Yanımızda da bu kayıt formları olacak. Gezdiğimiz yerlerde zaten biz de yerinde de kayıt yapabileceğiz ama bizim ulaşamadığımız yerlerde de Balparmak web sitesine girsinler, Balparmak Arıcılık Akademisi'ni bulsunlar, oradaki kayıt formunu doldurarak göndersinler. Aslında çok kolay bir kayıt yöntemi. Evet. Özen Bey, anladığım kadarıyla açık öğretim sistemini siz de arıcılığa uyguladınız ve güzel bir akademik çalışma yürüttünüz. Umarız bu çalışma ülkemiz arıcılığına, ülkemiz bal üretimine olumlu katkılar sağlar düşüncesini sizi bu konuda tebrik ediyoruz. İnşallah biz de onu umuyoruz. Çünkü bunu biz artık kendimize bir vazife olarak addediyoruz. İnşallah tüm arıcılarda bizim bu yapmış olduğumuz emeğe ve gitmek istediğimiz hedefe kolay ulaşmamız için onlar da yardımcı olurlar. Katkı sağlarlar, katılırlar. Ne kadar çok katılırlarsa bizim de o kadar katkımız olur ülkemiz arıcılığı için. Evet. Ülkemizin aslında tarımsal üretim artışı için bunu biz belki önderlik yapacağız. Arkamızdan birçok kişiler gelecek. Dileriz ki böyle sonuçlansın. Türkiye'miz için hayırlı olsun.